Yumru vururum. Aa, Dominis kimler almak istiyordu bana? Bak, bundan konuyu atlamazım çok fazladır arkadaşlar. Onu çözdüm. Onu çözdüm. Dominis almak isteyenler varsa bunun yayınını yapacağım. Yayınları ara verdiğim zaman bile olsa artık yılbaşı yayını Dominis yayını birleştiriyorum ama o çok piş eder. İki yayın yaparım en kötü. Bakarız durumuna. Ee, onun duyurusunu Discord'dan yaparım. Bir de birazcık ya iki gündür üç gündür şeyi kasıyordum hani bir tane izleyicimin de olduğu kargo firması. Bana yazdı o işte haberleştik dedik ki böyle böyle dedim ki kargo yollayan kişi kimse daha ucuz nasıl çözeriz onu araştırdık iki gün. Ama öyle olmuyormuş en sonunda yıl sonuna kadar süren bir kampanyayı bulduk o kampanya %30 %35 indirim yaptırtıyor. Dedim tamam bu kesin mi okey midir diye anlaştık ondan sonra cuma duyurumu yapacağım karşı ödemeli almazlar. Eee siz aman okuyayım önceden ben bunu yaşadım. Bana karşı ödemeli yollayan varsa doğum gününü içten dilesin benim adıma dua etsin bir şey yollamasına gerek yok. Ağzıma sıçıldı bir kez. 2000 lira para kazanıyordum aylık aman okuyayım. 6000 lira 5000 lira mı ne kargo kitledi chat bana. Ayıp değil mi lan? Çekiliş yaptı size. Fosil oyuncaklardan yolladım suya koyunca balık çıkıyordu içinden. 2000-3000 kişi katıldı ona. 2-3000 kişi katıldı. Dedim bakın almayacaklar varsa girmesinler. Başkasının hakkına girmeyin dedim. herkes yok abi gireceğiz dediler. Kargoları yolladım. Tek tek iki gün uğraştım. Amına koyayım yüz kargo çıkardıysam 80'i geri döndü. Neymiş efendim yarram yüz <laughs> Neymiş efendim? Kargo parası ödemek istemiyorum. Ha. <laughs> Ondan sonra bana girdi hepsi. İki ay üç ay ödemedim. Kaçtım kargocudan. Bir gün girişte yakaladı beni. Dedi. dedi ki orospu çocuğu gel buraya. Dedim ben yapmadım bu <laughs> Harbiden bu arada çok sinirlenmiştim ya. Ertesi gün dedim ki ayıp değil mi arkadaşlar sizin için bir şey yapmaya çalışıyorum. Gitmişim firmayla anlaşmışım. Koymuşum önüme bir de 5000 tane evde. Ağlatmayın abi. öyle işte. Hele şimdi hayatta yapmam. Almazlar öyle anlaştık. Ya arkadaşlar valla gönül ister ki hepsini karşılayayım ama ne olacağını bilmiyorum. Yani hediye almak isteyenler alsın diye yapıyorum bunu. Yoksa çok da böyle delirdiğim bir şey değil. Baştan söyleyeyim ama madem bu kadar kişi istedi önceden de iki defa yapmıştım 2019'da yaptım 2020'de yaptım 2020'de darbeyi yiyince dedik ki tamam amına koyayım bu işi bırakalım ama çözdüm. Mert baba karşılamıştı abi hayır Mert babam herhangi bir şekilde kargoyu karşılıkta almadı ama alıyorsa da ödüyorsa da onun işidir o. Johnny bak benim yıllardır yaptığım şeylerle bizim ekipten birileriyle beni kıyaslamayın. Yapmayın bunu. Bak bunların hepsini ben zamanda yaşadım, biliyorum, tecrübe ettim. Yüksek ihtimalle o da zaten o yüzden yapmamıştır. Git Mert babana söyle. Siksik konuşmayın. Mert karşılamadı chat yeter. Ya bırak. Toksik demek için yapıyorlar beni de. Karşılamazdı zaten. Kimse karşılamaz. Zor bir şey oğlum o. Rane olan Mert mi? Hayır Mert Boy'dan bahsediyoruz oğlum. Ne ranesi ya? 8 Edirne abi adres verip sipariş geçelim. Ya bayağı bir araştırdık bu arada. Dedik hani online satış sitesinin bizim barkod oluşturup iyice ucuza nasıl getiririz falan. Olmuyormuş öyle yani yapamıyorlar. Neyse. Şunu izleyelim. Ben bunu izledim gibi hatırlıyorum ya. Abi şimdi hediye gönderme ne zaman kesici? Abi ben şubeyi ayarladım. Firma ayarladım. %30 indirimli bir sistem ayarladık. Zaten varmış içlerinde de işte biz sizin onu vurgulamanız gerekiyor. Yani kargoyu götürdüğünüz o kargo firmasına. Baba bu Tuğkan Gönültaş adına şu şubeye gidecek. Bir de ben kampanyadan faydalanmak istiyorum diyorsunuz. Öyle şey yapıyorlar, ayarlıyorlar. Ben bunu Discord'da hatta dur. Bizim moderasyon bir şey açar mısınız ya? Ondan sonra yolladığınız hediyeleri de ben oturacağım. Burada açacağım. Pargo firması da babuş orada duyuracağım Discord'da. Şimdi söylemeyeyim ismini yani söyleyeyim ya da bir şey olmaz ama yine de duyurudan hallederiz. Ben story falan olarak da atarım. Aliye de atarım. Halledeceğim halledeceğim. Hepiniz duyacaksınız arkadaşlar merak etmeyin. Sabır. Duyacaksınız ya. Bu hediye konusuna gidince de şey gibi düşünmeyin oğlum. Ben anı biriktirmeyi seven bir adamım. Yolladığınız şeyleri çoğunu saklıyorum. 2017'den beri saklıyorum. Çok fazla olduğu zaman tabii ki de bazen saklayamadığım şeyler oluyor. Onları koleliyorum falan. Not bırakmayı ve bok gönder. Arkadaş bok muhabbet falan. 2024 yılında ne boku ya? Biz de öyle şeyler yaşanmaz. Yaşanırsa da harbiden dibine kadar uğraşırım amına koyayım. Ha bir de gıda yollamayın bence. Çünkü onlar bekletilecek orada. Arada bir komik olmaz kanka yani bu bir komiklik değil. Hani istiyorsan babanın dükkanın adresini yolla 2 kilo sıçıp babana yollayayım komiklik olsun diye. Bak oğlunla birlikte sana bok yolladık. Hem de bütün limon tayfı olarak sıçtık bir kabın içine 2 hafta 3 hafta. Sana böyle bir koli bok yolladık. Hadi gül babana diyelim. Yaparım bu arada yani uğraşırım. Hamik almaz bok Allah'ım ya Rabbim ya. Şaşırmayın oğlum. E bu Evet ya bir düşünün yani hani bu bir doğum günü hediyesi anı biriktireceğim ben sizden. Ona göre hani dikkat ederseniz değerli bir şey yollamanıza gerek yok. Ee, kendi yaptığınız bir şey olabilir. Ne bileyim yani ne olduğunun önemi yok. Ben onları tek tek açacağım. Komik bence şu tağın da bir adresini alalım Onun da babasına bir bok şöleni yaşatalım. Aman koyayım bir tane mesajı varmış zaten o da bok. Neslihan kitap gönderecek. Neslihan bir şey yollama gözünü seveyim ya. Harbiden yollama. Açmam bak. Neslihan ketik. kesin kitap yollar bu arada. Şunu da yollayacak olsa kitap yollar da açmayız. Bak Neslihan harbiden kargosu çıkarsa açmayalım. Sona bırakalım. Hediyeyi açıp banlayalım mesela. Abi yeni geldim yayına ne yapıyoruz? Ece dur. Kalem yollayayım mı? Oğlum bana ne ne yollayacağınızı işte. Siz dediniz sana da hediye yollamak istiyoruz. En son 2019'da yaptın, 2018'de yapmıştın. Çok özenmiştik. Yolla işte ne yollamak istiyorsan yolla. Önemi yok istiyorsan bir tane mektup yolla. Sizinle oyun göndersek olmaz mı abi? Kanka bir şey olmak zorunda değilsin. Bakıyorum. gönlünden, gönlünden bir şey yollamak isteyenler için söylüyorum. Niye bu da zorunluluk bir... Abi bari chatten kalp atayım. Hediye olarak sayılmaz mısın? <laughs> Gıda yollamayın ama lütfen. Sonra bir kilo börek yaptım abi. 15 gün geçmiş orada böyle. Börek böyle bakıyor yukarı. Gıda yollamayın. Yasak diye de biliyorum zaten. Bu akşam Discord'dan duyururum. Sonra hafta içi yayınımda da tekrar söylerim detaylarını. Yeni ev hediyesi halı yollayacağım abi. Kullanır mısın? Vildan arkadaşlar. Bakın bunu pazarlığa çevirmeyin. Gönlünüzden bir şey geliyorsa ben istediğiniz üzere organizasyonu yaptım. İster halı yolla, ister araba al, istersen mendili yolla. Beni bağlamaz. Ayıp bir şey oğlum bu şu an. Hediye konuşuyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Cybertruck'ı görmedim ama galiba... Porsche'yi mi geçmiş öyle bir sahne izledim gibi. Of chat çok yoruldum durun. Herkes bir yerden bir şey sorup bir şey istiyor durun. Açık <laughs>